Basına ve kamuoyuna. 6 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretim yılına yüz yüze eğitimle başlamamız tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de eğitimin bütün bileşenleri olarak hepimizi çok mutlu etmiştir. Zira uzun ve çetin süren pandemi koşulları öğrenme kayıplarımızı arttırmış, motivasyonumuzu düşürmüştür. Uzaktan eğitim modeli zorunlu bir deneyim olarak eğitim-öğretim süreçlerini kısıtlı bir alana yığmıştır. Toplum olarak zor zamanlardan geçtiğimiz o günlerde bizler de eğitim bir sen olarak milletimiz adına düşünüp hissetmenin sorumluluğunu omuzlarımıza alarak vefa sosyal destek gruplarında gönüllü olarak çalıştık. Aynı sorumluluğumuzun gereği olarak geleceğimiz olan yavrularımızın eğitim ortamlarını görevli eğitim çalışanlarımızın içinde bulunduğu duruma dikkat çekmek, çözüm önerilerimizi sunmak üzere burada toplandık. 2018 yılında depreme dayanıksız olduğu ve can güvenliği riski taşıdığı belirlenen okulların tespit çalışmaları yapılmıştır. Tespit çalışmaları tamamlanan ve buna göre yıkımı tamamlanan 19 okulumuzla ilgili süreç tamamlanmış ve 7 okulumuzla ilgili güçlendirme çalışmanın yürütülmesine karar verilmiştir. Ne yazık ki yüz yüze eğitim başlayacağı tarih öngörülemediğinden sağlıklı planlamalar yapılamamış, bürokratik süreçlerin engel ve hantal yapısı nedeniyle yıkılan okulların yerine yenilerinin inşaat süreci tamamlanamamıştır. Yıkım kararının sonuçları hakkında alınan tedbirler yeterli gelmemiştir. Yık yap kapsamındaki okulların öğrencileri başka okullara aktarılmış, öğretmenler non fazlası duruma düşürülmüş, aktarımı olan öğrenciler diğer okullarda yoğunluklara neden olmuştur. Bundan dolayı öncelikle yıkılan okulların yerine yeni okul yapılmasıyla ilgili inşaat süreci hızlandırılmalıdır. Ek derslikler oluşturulmalıdır. Ek derslik ihtiyacını karşılayabilmek için diğer kamu binalarının ihtiyaç fazlası alanları kullanılabilmelidir. Özellikle Bağlar ilçesinin İç Bağlar bölgesi ve Yenişehir ilçesinde okul sahasına elverişli mimari düzenlemeler yapılarak okul yapım süreci hızlandırılmalıdır. Bununla birlikte önümüzdeki Eylül ayında Sayın Valimizin taahhüdünde planlamada yer alan çok sayıda okulun eğitim öğretimi hazır hale getirilmesiyle okul ihtiyacımızın önemli bir kısmının karşılanacağını beklemekteyiz. Kalabalık sınıflarda bulaş riski dikkate alınarak mutlaka seyreltilmeye gidilmelidir. Bazı okullarımızda sınıf mevcutlarının 50-60 seviyelerine dayandığını hatta aştığını gözlemlemekteyiz. Bugün itibariyle önerilerimiz ve beklentilerimiz doğrultusunda yapılan düzenleme ile açıklamayı yaptığımız okulda içinde olmak üzere yık, yap, onarım ve güçlendirme çalışmaları kapsamında ikili eğitim yapılan okullarda ders saati süresinin 30 dakikaya çekilmiş olması çok değerli bir başlangıçtır. Takdirle karşılarken ders saati süresinin ikili eğitim yapan bütün okullar için 30 dakika olarak uygulanması önerimizin de bir an önce karşılık bulmasını bekliyoruz. Okulların ders başlangıç ve bitiş saatlerinin güvenli bir şekilde eve gidiş ve dönüşleri sağlayacak biçimde ve gün ışığında olmasına dikkat edilmelidir. Non fazlası durumuna düşen öğretmenlerin ise istek ve tercihleri doğrultusunda görevlendirilmelerine mutlaka dikkat edilmelidir. Ayrıca çok önemli bir konu olarak okulların temizlik elemanı ihtiyacının ve temizlik probleminin had safhada olduğu bilinen bir gerçektir. İşkur kapsamında okullara planlanan TYP elemanları alımının okulların ihtiyaç talepleri dikkate alınarak ve bir an önce yapılması gerekmektedir. Bulaş riskini azaltma ve virüsle mücadele kapsamı içinde yaygınlaştırılmaya çalışılan aşının önemini takdir ve tavsiye etmekle birlikte PCR testinin zorunlu bir dayatmaya dönüştürülmesine, çeşitli yaptırım kararları ile kaotik bir sürece taşınmasına
karşı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Eğitim öğretimi olumsuz etkileyecek, eğitim çalışanlarını zor durumda bırakacak ve idari birimlerle karşı karşıya getirecek, uygulaması da mümkün olmayan PCR testi zorunluluğu sürdürülebilir ve yönetilebilir bir süreç değildir. Bu hatalı uygulama neticesinde eğitim çalışanlarına dayatılan, okullarda mesleklerini ifa edebilmek için aşı bilgilerini, aşı olmamış izeler, PCR test bilgilerini ibraz etmelerinin istenilmesinin hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. 1593 sayılı Umumi Hıfzı Saha Kanunu idareye bu yönde bir yetki vermediği gibi kişisel verilerin korunması kanununa aykırı olarak kişinin rızası olmaksızın hem sağlık bilgilerinin istenilmesinin hem de aşılamayı bireysel bir tercih olmaktan çıkarıp zorunlu bir sonuç haline getirecek dayatmacı idari tasarrufların hukuk devletine yakışmayacağı ortadadır.